Karataş hakkında sorabdu. Kabe ve Karataş aynısı. Karataş Kur'an'da yok. Kabe'ye ucuda bir uluğlanmıyor. Lekin Mescid-i Haram değil. Mescid-i Haram Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam ornatıp gitken asası model sıfatı alınadı. Ve Muhammed Aleyhisselam'a ana şu modelini tekrarlaş buyuruladı. Kıble özgerdi deyilgen ayetler aslında namaz peytideki yönelişmez. Cemiyetini kuruş için alınadigen model. Mesela Mekke'den Medine'ye göçüp barılgan peytte Mekke'de mesela fakat Araplar yaşardı. Medine'ye barılgan da Uceyde indi fakat Araplar mas. Yahudilerin vardı, Nasranilerin vardı ve başka dinlerin vardı. Mesela Mecusiler ve hakeza. Ve Uceyde siyasi küçüke ege bölgenden keyin kandayı formatta kuramız bular bulan münasebet ne degen muamma kün tertibiye geldi. Ana şuna cevaben Allah Teala fevalli vajheke şatral mescidil haram degen buyruğunu buyurladı. Yüzünü mescidil haram tarafke burgun degen. Mescidil haram ne meykenliği bu ayetlerden aldırarak beyan kılıngen. Uceyde her kim ten hukukli bugene ve Allah'a ibadet kuluçular için bütün şeraitler, hak hukuklar teminlengenliği aitip kilinledi de, onu da kiyen eytiledi. Mene şunu sen model kılıp al deydi. Ve Peygamberimiz de onu Medine'de cari kıladı. Yanmayan hem Müslümanlar, hem Yahudiler, hem Nasraniler, hem umumen hiçbir bu üç ile dinge mensup bulmayan Mecusiler olsun, müşrikler olsun, hepsi yanmayan, figüratif şekilde yaşayıp hayatını devam ettirişti. Örnek al deyilgen Mescid-i Haram'daki format şu. Mescid-i Haram'ın geografik adresi verilmesliğine hem sebebi şu. Çünkü Mescid-i Haram ne meykenliği zaten aşağı Bakara surası da beyan kılıngen en kerehli cayları. Ana şu cayların biliş kifaya. Mescid-i Haram keyinrak Mekke'de Mescid-i Haram bugünkü Kabe sıfatı da bilinedi. Bunu indi türlü tarihi numaraları çelkeş. Bazıları dedi ki Musa Aleyhisselam Firavun'dan çıkıp 40 yıl çölde yürüşken peytte kurulgan bazı Yahudi ravinleri bunu yakış kuradı. Tekrarlaydı. Ayçedi ki piramidal sisteme karşı tarzda kubik format cari kılıngan. Piramidal formatta en tepede Firavun pastagiler bütün hammasi uni oyoqda tutib turadi deyilgan ma'no bo'lsa deydi. Kaba buni rad etgan holda hammani teng huquqliligini ekanligini bildiradi. Ya'ni Kabada taraflar teppa-teng, tepada hech qanday piramida boshqa narsa yo'q. Shuni bildiradi deydi. Zaten Kaba degan kalimani o'zi ham tenglikni bildiradi. Tenglik muvozanatni bildiradi. Masalan, insonni ayak topuğunu mesela Kâb deydi. Şey, taharet ayetlerde ilel Kâbeyn deydi. Şey, iki Kâb geçe. Bunu ne için Kâb deyildi? Çünkü insanın vücudunu tik, teng tutturgan için. Aldınge, uyak bir yaka, ağıp yıkılık etmesliğini için. Kâbe deyeni o şey tarafları teng deyen mananı bildirirdi. Bu yani bitti versiye. Başka versiyon, şu klasik versiyonda İbrahim Aleyhisselam o şey Kabe'ni kurdu. Yanında İsmail bilen değildi. Bu yani Arap rivayetlerde. Başka rivayetlerde umuman Mekke'de yemez, Bekke'de değildi. Bekke deyip hazır geografik nümada Urdun taraf mı? O şey taraftaki bir cehlerine yetişedi. Petra deydi ve hakeza. Bunlar var şuna kadar birbirine çiğel ama Kabe Anuşlardan bitti versiyası halas. Bazıları ekledi Kabe deydi. Mekke'deki bazıları ekledi Mescid-i Haram aslında Kabe yemez. İbrahim Aleyhisselam kurgan Petra'daki cay deydi. Anuşundayım. Bir neçe versiyalar var. Ama biz mesela Kur'an'ın özden bunu izleyelim. Ha Kur'an'da Bekke ismiyen var, Mekke ismiyen var. Bekke mesela Ali İmran suresi geliyordu. Mekke ismi Fatih surasında geldi. Biz için mühimi
Masjidil Haromga yuzingni bur deyilgan oyatda nima ko'zlangan? Uni ma'nosini izlab ko'radigan bo'lsak, uni geografik tarafi emas, aksincha u yerda joriy etilgan ijtimoiy qonunlar qanday prinsiplar asosida joriy etilgani bayon qilinib kelinadi-da, sen mana shuni ol model o'laroq deydi. Mana bir joyda yangi bir davlat quriladigan bo'lsa, turli tanlovlar, izlanishlar bo'ladi. Ba'zilar aytadi, demokratiya yo'lidanmi ketamiz yoki manavi yo'ldanmi ketamiz yoki qurollik yo'lidan ketamizmi deydi yoki boshqa yo'ldan ketamizmi deydi va turli izlanishlar bo'ladi. Bu tabiiy jarayon va mana shunga Alloh taoloni ko'rsatgan yo'l yo'rig'i shuki, Masjidil Harom formatini ol. Masjidil Harom o'sha Ibrohim alayhissalom qurgan format. Keyinchalik Sulaymon alayhissalom qurgan Darus Salomda ham u takrorlandi. Ya'ni hammaga teng huquqlar va tinchlik diyori edi. Muhammad alayhissalom davrida ham shu takrorlandi. Ka'ba deyilganda yoki umuman Masjidil Harom deyilganda bilishimiz yetarli bo'lgani shu. Endi geografik koordinatalari bular endi boshqa ilmiy sohani mavzusi. Qoratoshga keladigan bo'lsak, Qoratosh umuman Qur'onda aytilmagan. Hajarul Asvad uni muqaddasligi yoki jannatdan tushganligi nima deyiladi yana? Avvalda pokiza oq edi, keyin insonlarning gunohlari bilan qorayib ketdi yoki uni borib umrada yoki hajda payg'ambarimiz o'pganmish va hokazo. Bular umuman yo'q. Bular Qur'ondagi din mavzusi emas. Umumiy shunday prinsip bor. Qur'onda shakllar, rituallar markazga olinmaydi. Qur'ondagi markazga olingan narsa prinsiplar, g'oyalar va qadriyatlar. Masalan, borib toshni ulug'lash yoki toshni o'pishda prinsip bormi, yo'qmi? G'oya bormi, yo'qmi? Qadriyat bormi, yo'qmi? Yo'q bo'ladigan bo'lsa, Qur'ondagi dinga umuman yaqin keltirilmasa ham bo'ladi, chunki uydirilgan narsa. Ibodatlarda ham shu. Qur'onda masalan rituallar aytilmaydi umuman. Ammo hadislarga qaraydigan bo'lsangiz, qayerda rituallar uydirilib ulug'lanadigan bo'lsa, 33 marta mana shuni aytadigan odamni gunohlari to'kiladi deyiladigan bo'lsa, bu Qur'ondagi prinsipdan kelib chiqmagan. Bu aniqki uydirilgan. Yoki bir jumadan keyingi jumagacha bo'lgan gunohlar kechiriladi yoki bir Ramazondan keyingi Ramazongacha bo'lgan gunohlar kechiriladi. Va hokazo, mana shunaqa bir ritualni qilsang, butun hamma narsa xuddi haligi tijoriy shirkatlardagi kompaniyalarga o'xshab. Mana hozir mana mashina olib qolsang, olib qolding, olib qolmasang yo'q. Butun baxt-saodat mana mana shu yerda deganga o'xshagan bir reklamalar, bular Qur'ondagi prinsip emas. Qur'ondagi prinsip g'oyalar insonni shaxsiy o'zini izlanib mehnat qilishini ulug'laydi va insonni qilgan o'sha harakati, sa'y harakati, uni amali shunga yarasha jazo yoki mukofot beriladi. Rituallar uchun emas. Bizdagi musibat shuki, amal deganda, ibodat deganda faqat ritual tushuniladi. Allohga ibodat deyilganda masalan o'sha badan harakatlaridan iborat namozlar yoki duolar, shunga o'xshagan narsa rituallar ya'ni tushuniladi. Ammo Allohning buyurgani, Qur'onda buyurgani bular rituallar emas. Qur'onda Allohning buyurgani konkret amallar, ya'ni ish. Amal degani ish. Qoratosh bular bu ishlarga kirmaydi. Bu shunchaki arab xalq rivoyatlaridagi bir naqllar xolos. Qur'ondagi dinga taalluqi yo'q.